Ne diyorsun Yazim? Bu stresi nasıl atabiliriz biz dışarıya? Veya nasıl kontrol edebiliriz? Güzel soru Angela Hanım. Gerçekten doğru söylediniz. Stres bizim peşimizi hiç bırakmıyor. Özellikle büyük şehirde yaşayanları. Stres her yerde. Okul stresi, iş stresi, trafik stresi. Akşamleyin eve gitmeden önce markete giriyoruz. Diyoruz ki bir alışveriş yapıp bir an önce eve gidelim. Markette bile stres bize yakalıyor. Bir bakıyoruz ürünler raf değişti. Başlıyoruz o ürünü aramaya. Bu arayıp bulup kasaya gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki çok büyük sıra var. Ve bana bir kere öyle oldu. Yani iş stresi üzerine trafik stres. Ondan sonra o ürünü arama. Ondan sonra kasaya geliyorsun. Bir an önce çıkmak istiyorsun. O uzun sıra bekle bekle bekle. Ben biraz bir kere böyle oldu. Bütün ürünleri bıraktım kasanın önünde, fırladım dışarı. Yani öyle bir gerginlik, stres vardı üzerimde. Öyle stres, öyle dışarı kendini vurdu. Ve eve gidip diyorsun ki bir an önce eve gidip sakinleşeceğim ama evde sizi gene bir şeyler bekler, fatura bekler. Fatura da bize stres yaratır. Ya da ailede aile ilişkilerde bir sorun varsa aile stresi bitler. Yani herkes günlük stresi yaşıyoruz. Ve tabii ki önemli olan stresten kaçamayız. Önemli olan stresi kontrol altında tutabilmek. Yani stresle başa çıkmak. Onun için dedik ki hani stresi nasıl yönlendirebiliriz? Ya nasıl kontrol Kontrol edelim. altında tutabiliriz? Onu konuşalım. Ve tabii ki ilk önce yani stresin kendisi tam olarak ne olduğunu bakalım Evet, bu dedik. çok önemli. Biraz önce siz şeyden bahsettiniz ya, işte markete girip ürünlerini. Bence stres biraz insanın sadece stresle ilgili değil de sanki biraz daha sabırıyla ilgili bir bağlantısı olabiliyor. Çünkü sabırsız bir adam, tabii ki bir insan, sabırsız bir insan hemen streslenebiliyor. Siz dediğiniz gibi uzun bir kuyruk gördüm, işte streslendim. Ama aslında sabırlı bir kişi o kadar belki o kadar çabuk streslenmez. Sabırla da büyük ihtimalle...